yeni nesil silah sistemlerinde insansız tasarımlar giderek ön plana çıkıyor. Örneğin deniz için Havelsan'ın geliştirdiği Sancar insansız deniz aracı. Sancar'ı denizlerde dolaştırıyorsunuz ama bir merkezle birlikte nasıl irtibat sağlayacak, görevlendirme aldığı harekat resmi, bilgileri nasıl aktaracağız? Şimdi onu incelemek üzere Havelsan'ın standındayız. Havelsan'ın komuta kontrol merkezine doğru ilerleyeceğiz. Burada başta Advent sistemi olmak üzere denizden havaya ve aynı zamanda deniz altına nasıl bilgiler iletiliyor? Şimdi burada Havelsan'ın C4E Excellence Center'ında beraber göreceğiz. Şimdi Havelsan'ın komuta kontrol merkezinin içine giriyoruz Saha Expo'da. Burada farklı kullanıcılar için bu sistemin bir gösterimi yapılıyor. Şimdi önce anlatmaya Türk Deniz Kuvvetleri'nin kullanmaya başladığı Advent sistemiyle başlayalım. Advent sistemi Deniz Kuvvetleri'nin havadaki insansız hava araçlarından uçaklarına, helikopterlerine, su üstündeki gemilere, denizaltılara kadar hep birlikte aynı resmi görmesini sağlayan çok çok önemli bir sistem. Ve bu haberleşme kriptolu. Gün geliyor, bilgi aktarıyorsunuz, radardaki görüntüyü alıyorsunuz, her türlü aralarında iletişim sağlanıyor. Şöyle düşünün, Türkiye'nin etrafında Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi, her tarafı bir hayal edin ve düşünün bir harekat yapılıyor. 5 gemi bölgede ama çok ciddi bir elektronik karıştırma olsun. Atış yapacak olan geminin radarının köreltildiğini düşün. Bu sistem sayesinde diğer geminin radarları kullanılarak karar sadece o gemiden değil, SEK ve idaresi diğer gemilerden veya gerekirse Ankara'da karargâhtan yapılabiliyor. Bunu sağlayan çok çok önemli bir sistem. Yani aslında tüm harekat resmini bir anda komutanın önüne getiriyor ve hızlı, doğru karar alınmasını sağlıyor. Havelsan'ın geliştirdiği Advent sistemi Türk Deniz Kuvvetleri ilk kullanıcısı, arkasından ciddi de bir ihtiyaçla birlikte ihracat başarılarına da imza attı. Bu kullanan ülkeler arasında Endonezya, Malezya, Pakistan ve Nijerya, yakın bir zamanda Ukrayna'nın teslim alacağı Milgemlerle birlikte Ukrayna'da bu kullanıcılar arasına girecek. Havelsan sadece Advent'te sıfırdan yeni yapılmış bir gemiye bu sistemi koymuyor. Aynı zamanda modernize edilen gemilere de bu sistemleri entegre ediyor. Endonezya'nın keza modernize edilecek gemiler için de Advent seçilmiş durumda. Diyeceksiniz ki bu sistemi dünyada kaç ülke yapabiliyor? Yapan ülkenin sayısı bir elin parmakları kadar ancak ve Türkiye o işte o bir elin parmaklarından bir tanesi. Özgün sisteme başka bir ülkenin istediği bir radar sistemi, bir silah sistemi de çok kolaylıkla entegre ediliyor. Hep anlatıyoruz videolarımızda, yazılım sizdeyse, tasarımını siz yaptıysanız, yerli ve milliyseniz istenilen sistemi hızlı bir şekilde entegre edip bunun ihracatını yapıyorsunuz ve Türkiye'de dost ülkelerle tabii ki bunun ihracatını yaparken bilgileri de onunla paylaşıyor. İşte rakiplerden Havelsan'ın Advent'te öne çıkan konusu da bu oluyor. Bu açıdan Advent sürekli geliştiriliyor ve tabii ki Türk Deniz Kuvvetleri'nin de yaptığı inanılmaz bir katkı ve geri dönüşte Havelsan'ın bu konudaki en önemli güçlerinden bir tanesi. Şimdi Deniz Kuvvetleri'ni anlattık. Peki durum Hava Kuvvetleri'nde nasıl? Havelsan'ın 2005'ten bu yana geliştirdiği HVBS olarak adlandırılan bir sistemi var. Yani aslında 2005'ten nereden baksanız 20 yıldır Hava Kuvvetleri kağıtsız bir şekilde bilgisayardaki sistemler üzerinden yetiştiriliyor. Bu öyle bir sistem ki ekrandan bilgilere baktığınız zaman komutan göreve gidecek, işte burada bir F-16 örneğin, onu anlık olarak takip edebiliyor veya planlama yaparken hangi pilot uygun saatte dinlenmiş, örneğin bir gece görevi, gece görüş gözlüğü takacak o pilotun eğitimi var mı gibi anında bilgileri görüyor, planlamasını bu sistem üzerinden yapıyor, uçak kalkıyor, göreve gidiyor. Göreve gittiği zamanda da örneğin bir hedef bombalanıyor. Ya, o bomba vuruldu mu? Pilot tetiğe bastı, bomba bırakıldı. İHA'lar bölgeye gidip ve orada hedef ne kadar verimli bir şekilde vuruldu, hepsinin bilgilerini bu sistem üzerinden takip ediyor. Veya uçak diyelim ki başka bir noktaya intikal edecek, görevini yapıp orada tekrar bomba yüklenecek. O üstte o bomba var mı gibi tüm bilgiler tek bir nokta üzerinden, plan üzerinden takip ediliyor. Anlık olarak harekatın durumunu görüyor. Komutanın bunu sadece karargâhta değil, istediği bir bölgeye gittiği zamanda da bu bilgileri oradan rahatlıkla görebiliyor ve tüm tabii bu sistem kriptolu, dışarıdan müdahaleye kapalı ve kendi sistemini
anlık olarak görüp karar verebiliyor. Şimdi günümüz bilgi çağı biliyorsunuz. Bilgi bir güç. Ama günümüzde bilgi çağı öyle bir yere doğru gitti ki acayip fazla bilgi var. Bu bilgilerin içinde boğulmamak lazım. Ve bu bilgilerle beraber anlık bir kararı doğru bir şekilde çok hızlı almak lazım. İşte Advent, HVBS gibi sistemler bu işi anlık kararın doğru bir şekilde, uygun bir şekilde verilmesine imkan sağlıyor. Bunları da Havelsan yapıyor. Ve hem Advent'te hem HVBS'de de bu sistemler dost ve müttefik ülkeler tarafından ilgiyle takip ediliyor, kullanılıyor.